Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Rowenta'nın EP96.0 epilatör cihazının bir arızasından bahsetmek istiyorum. Şunu şöyle kenara alalım. Şimdi arkadaşlar, bu cihazımızı adaptöre taktığımızda çalıştırıyoruz. Belli bir süre çalışıyor. Tam atmaya hazırken kapanıyor. Birazdan göreceksiniz, herhangi bir işlem yapmıyorum. Elime dokunmadığımı görmenizi istiyorum. Şöyle de bırakabilirim. Bakın, kapandı. Tekrar çalıştırayım. Normalde direkt arıza olarak şurada kırmızı işareti de gösterebilirdi. Ama yeşil yanıyor, atmaya hazırken kapanıyor. İki sebebi olabilir. Birinci sebebi adaptör. İkinci sebebi ise başlık. Başlık arızalıysa cihazı kapatabilir otomatik veya adaptör arızalıysa kapatabilir. Şimdi bu sorunun nereden kaynaklı olduğunu göstermek istiyorum. Bakın, kapandı. Normalde kapatmak için buraya basmak gerekiyor. Bu sorun arkadaşlar, multimetremizde ölçüm yaptığımızda normal değerde 12 volt görmemize rağmen, siz oradan tam olarak okuyamıyorsunuz belki ama 12 volt görmemize rağmen şöyle bir durum söz konusu. Adaptörün içerisinde, bu adaptörümüzün içerisinde, az önceki taktığım kablo da buydu, dikkat ettiyseniz. Adaptörümüzün içerisindeki komponentler, kondansatörler artık ölmek üzere, artık miladını doldurmak üzere oldukları için cihaz tam güç çekeceği yerde devirden düşüyor ve cihazı kapatıyor. Biz şimdi sağlam bir adaptörü ile deneme yapacağız. Ve göreceğiz. Bakın, bu da sağlam adaptörümüz. Yine multimetre ile ölçüm yaptığımızda 12 volt değerini göreceğiz. Evet, 12 volt değerini görüyoruz. Az önceki adaptörümüzde de 12 volt gördük. Bakalım burada kapanacak mı? Yoksa çalışacak mı? Taktık arkadaşlar. Evet. Şimdi çalıştığını görelim. Şu anda görüyorsunuz, herhangi bir işlem yapmıyorum. Normal yeşilde sabit yandığı zaman atmaya hazır anlamına geliyor. Şu anda hazır. Bakın, ışık var. Kapanmadı. Ve attı. Gördünüz. İkinci kademeye geçelim. İkinci kademedeyiz şu anda. Sabit yandı. Attı. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Rowenta 96.0 epilatör modelimizin sorununu anlattık ve çözümünü de göstermiş olduk. Şimdi sizin de görmüş olduğunuz gibi adaptörümüz normal değerindeydi. 12 volt veriyordu ancak cihazımızı çalıştırmıyordu. Bu da yine en başta da söylediğim gibi adaptörümüzün içerisindeki kondansatörlerden kaynaklı olabilir. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Faydalı bulduysanız beğenmeyi ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.